gönderiyoruz. Şimdi hocam şöyle yapalım. Ha, bir soru vardı, o soruya ne diyeceksin? Kuantum. Bunlar çok fazla... Şimdi onu konuşursak bu konuda faaliyet gösteren çok arkadaşımız, dostumuz var, bize küserler. Çünkü o konu benim de bazen muzdarip olduğum konu. Ama sadece şunu söyleyeyim. Son zamanlarda şöyle bir şey türedi. Bir nive çakımı var son zamanlarda. Bunu tabii nive çakımı yani. Var. Melek ayinleri diye bir şey türedi. İşte rabıta yaptırıyorlar insanlara bildiğin. Evet, evet. Bu rabıtalar yani ayinler yaptırıyorlar. Bu ayinler neticesinde işte melek ışığını kendimize alıyoruz. İşte ölen insanların enerjisini çekmeyi falan deniyorlar. Bu ayinlere şeytan katılır. İlginç bir şey anlatacağım sana. Bu ayinlerle ilgili biz İtalya'ya gittiğimizde, şu Masonlar kitabını yazmadan önce İtalya'da bir abimiz destek olmuştu bize. Bilgi vermişti. Bir Orolçay kitabı, Masonlar kitabı başkan. Bunu gösterelim ama. Ha, olur. Şöyle ekrandan. Yeni, ne zaman bu? Üçüncü baskı. Hemen şöyle göstereyim. Evet. Rothschild. 23 kitabımızdan bir tanesi. 24 kitabımızdan. 23 oldu mu ya? 23 bir tane. Ben en son bıraktım 16-17 falandı. Çalışıyoruz. Bir tane de romanımız var. Romanı mutlaka izleyicinin okumasını tavsiye ediyorum. Zaharin isminde insanın ve şeytanın o yoğun mücadelesini anlatıyor. İtalya'ya gittiğimizde abi o abimiz bizi işte bir meclise götürdü. Mecliste birileriyle tanıştık. Profesör ünvanına sahip bir hanımefendiyle konuştuk. O hanımefendi melek ritüelleri düzenlediğini, tabii biz de metafizik konularda bilgimiz olduğu için biz de bilgimizi paylaştık. Konuştuğumuz bazı şeyler ilgisini çekti. İşte bir ayin düzenlediğini, melek ilmine sahip olduğunu, melek ilmiyle, melekler vasıtasıyla daha doğrusu ölülerle konuştuğunu iddia ediyor ablamız. Ölülerle konuşuyor. Tabii. Ölülerle konuştuğunu iddia ediyor. Çünkü arada melek var. Melek ne yapıyor? İşte cennete gidiyor, cehenneme gidiyor. Oralarda insanlarla görüşüyor falan. Böyle bir şey olduğunu söyledi. Bana da söyledi şeydi. Hani senin sevdiğin ölmüş birisi var mı? Konuşabilir misin? Konuşmak ister misin diye. Allah rahmet eylesin. Benim hadis dedem vardı. Babamın babası. Ben çok görmedim onu. Yani gördük ama küçükken gördük. Secdede hayatını kaybetmiş bir muhteremdi. Hadis hoca derler zaten. Bir özlem vardı ona karşı. Bu arada inanmıyorum ben meseleye. Ama hadis hocayı, hadis dedemi de ben az biliyorum ya. Bak biliyorum olsa sıkıntılı. Niye anlatacağım? Ya yine geliyoruz kahri meselesi. Şunu anlatayım Allah aşkına. Hadis dedemi tanımadığım için sordum. Dedim ki ben hadis dedemi tanımıyorum. Bana onun hakkında bilgi verir misin? Beni onunla konuşturur musun? Şimdi ölen biri ve benim iyi tanıdığım biri olsa kahrin üzerinden beni kandıracak. Ama hadis dedemi tanımıyorum. Dedi ki konuştururum. Tamam dedi, ritüel yapacağız. Nasıl yapacağız ritüel? Baş parmağın şu noktasından bir kan alacağız. Sonra kanı bir cam, küçük bir cam, kare şeklinde bir cam var. Onun içine damlatacağız. Sonra bir mum yakacağız. Ben o muma bir şeyler okuyacağım. Mumu kanın üzerine damlatacağız ve buraya davet yapacağız. Dedim ki siz bu vasıtayla bir meleği mi davet edeceksiniz? Tabii aracı vasıtasıyla konuşuyoruz. Ben İngilizce bilmiyorum. Gerçi onlar İtalyanca konuşuyordu ama. Evet dedi. Melek böyle geliyor dedi. Dedim ki bakın siz hangi dine mensupsunuz? Ben dedi Hristiyanım. Katoliyim dedi daha doğrusu. Ben dedi Katoliyim. Dedim o zaman ben sizi bir konuda uyarayım. Şu an dedim kandırılıyorsunuz. Falan yaptı, güldü bana. Neden kandırılıyormuşum dedi. Dedim ki ateş kullanıyorsanız ateş materyali, her şeyin bir sembolü vardır, enerjisi vardır. Ateş materyali ve ateş enerjisi karanlık aleme aittir. Ve kanı kullanıyorsunuz. Kan karanlık alemin, yani şeytan ve güruhunun insanlardan istediği adaklarda kullanılan bir argümandır. Siz şu an ikisini de kullanıyorsunuz. Dolayısıyla gelenin dedim bir varlık, şey, melek değil. Ben şeytanın zürriyetinden birisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden de yapacağınız ritüeliye sıcak bakmıyorum dedim. Yaptırmadık tabii ki. Bugün günümüzde halen bunun benzerlerini yapan var. Hani arkadaşım demiş ya kuantumla ilgili. Kuantum konusunda... Ya kuantum başlı başına bir konu kuantum ama... Kuantum konusuna karşı değiliz bak. Kuantum konusuna karşı değiliz. Lakin bu melekler ilmini kullandığını iddia edip ayinler yaptıranlar var. Ben onunla karşıyım. Ne yaptığınızı bilin. Enerjinizi sömürüyorlar kardeşim. Enerjinizi.